Merhaba herkese. Bugün sizlere aletimizin olmadığı zaman bu aleti taklit edebilecek nasıl davranışlarda bulunabiliriz? Bundan bahsediyorum. Konumuz torklama arkadaşlar. İmplant üstü abutmentların belli bir Newton kuvvette torklanması gerekiyor. Bununla ilgili torklu raşetimiz mevcut. Bu raşetimiz eğer klinikte yoksa veya bu raşet bozulduysa ya da firma bize bu torklu raşeti getirirken bir aksama yaşadıysak, hastamız bize geldiyse ve torklamak zorundaysak, elimizde de tork anahtarımız yoksa ve bir daha hastayı göremeyeceksek, bu gibi durumda hastanın ağzında torklu raşeti kullanmadan nasıl tork verebiliriz? Bildiğiniz üzere arkadaşlar implant üstü abutmentlar yaklaşık 25 Newton civarında torklanması gerekiyor. Bu torklama yapılmadığı takdirde implantın üst kısmına konan protez abutmenta yapıştığı için abutment hareketi olacak ve daha sonra da bu vida gevşemesine neden olacak. Eğer biz bunu yeterince kuvvetli bir şekilde abutmentı implanta torklarsak o zaman çiğneme kuvvetlerinden vida gevşemesi olmayacak arkadaşlar. Normal koşullarda 25 Newton bizim için yeterlidir. Bazı implant firmalarında daha yüksek olabiliyor. Bazı implant firmalarında da daha alçak olabiliyor. Eğer implant firmasının size söylemiş olduğu torku biliyorsanız daha önce yapmış olduğunuz testler ile tork aletinin olmadan da o torka yakın bir tork nasıl verilebilir? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Peki bu yöntemi neden kullanmamız gerekebilir? Arkadaşlar tork aletimiz bozulmuş olabilir. Firma bize ulaştırmamış olabilir. Veyahut da o anda tork aletini klinik içerisinde bulamıyor olabilirsiniz. Ama hastanın abutmentlarını implanta torklamanız gerekecek. Böyle bir durumda hastanız da eğer tekrar kliniğe gelemeyecekse, yurt dışına çıkacaksa ya da şehir dışına çıkacaksa tekrar gelemeyecekse bu abutmentları torklamamız gerekecek. Bu durumda birazdan anlatacağım yöntem kullanılabilir. Fakat hastamız bize şehir dışından tekrar gelecekse bu protezleri geçici yapıştırıp daha sonra geldiğinde tork anahtarını edinip torklama yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kağıt üzerinde ve model üzerinde anlatıma geçeceğiz. Hemen arkasından da hasta ağzında görüşeceğiz. Tekrar burada olacağız. Arkadaşlar öncelikle malzemelerimizi anlatacağım. Malzemeleri anlattıktan sonra uygulamamıza geçeceğiz. Buradaki malzemelerimiz bir modelimiz var. Birazdan hasta ağzında uygulamayı da göstereceğim. Model üzerinde bakın gördüğünüz gibi abutmentımız var. Abutmentımızın hemen altında da implantı taklit eden analog parçası var. Bu analog parçası hasta ağzında implant olarak geçiyor. Modelde olduğu zaman bu analog oluyor. Bu abutmentla analogu birbirine anahtar yardımıyla kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu sıktığımız zaman buradaki anahtar ile bu şekilde kilitlemiş oluyoruz. Peki biz bunu buraya sıkarken ne kadar sıkmamız gerekiyor? Yaklaşık implanttan implanta değişiyor ama 25 Newton civarında bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Abutment ile analog birbirine kilitlensin. Çiğneme kuvvetleri geldiği zaman üzerine koyduğumuz protezler sırasında bu şekilde titreşim yapıp içerideki vida açıldığı zaman vida gevşemesi yaşıyoruz. Vida gevşemesi yaşanmaması için bunun en az 25 Newton'la sıkılması gerekiyor. Bazı implant sistemlerinde bu 15-20 Newton'da olabiliyor. Eğer firma herhangi bir şey söylemediyse standardımız yaklaşık 20-25 Newton civarındadır sıkma derecemiz. Biz elimizle bunu sıktığımız zaman, parmaklarımızın ucuyla sıktığımız zaman kaç Newton sıkabiliyoruz? Arkadaşlar bu anahtarların buradaki çapı, tuttuğunuz yerin çapı çok geniş yapılmaz. Yani bunun çapı şu anda bu kadar ise biz bunu eğer bu kadar genişletirsek bu çapı sizin vereceğiniz kuvvet de artacak. O yüzden implant firmaları bunları çok fazla geniş yapmazlar ki siz elinizle bunu sıktığınız zaman belli kuvvetin üzerinde sıkamayın diye. Peki bu kuvvet nedir? Siz parmağınızla arkadaşlar standart bir sıkışla 15-20 Newton'u geçemezsiniz. Yani siz elinizle implantın abutmentını ağızda sıkmaya çalıştığınızda en fazla 15-20 Newton verebilirsiniz. Bu da uzun vadede implantın soğuk kaynak özelliği yok ise, vida bağlantısı yapıyor ise tekrar gevşeme olabileceği yönündedir. Peki biz bu sıkmayı 25-30 Newton değerine ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? O zaman da bizim torklu raşet kullanmamız gerekiyor. Bakın torklu raşet sistemi birçok farklı raşet şeklinde olabilir. Şu anda kullanacağım boyundan belli bir Newton'u geçtikten sonra bükülebilen tork anahtarı. Şöyle yaklaştıracak olursam bakın burada 10-20-30 Newton'lar gözüküyor. Ara çizgiler ise 15 ve 25 Newton'u gösterir.
Bunu döndürdüğümüz takdirde bakın buradaki çizgi 20'de şu anda. Aşağı indiriyoruz. 15'e kadar indirdik. Eğer daha fazla Newton uygulansın istiyorsanız bunu 25 Newton veya 30 Newton'a kadar çıkabilirsiniz. Peki ne oluyor? Anahtar yuvaya girdikten sonra biz buna kuvvet verdikten sonra 30 Newton'a gelince boynu bükülüyor. Böylelikle 30 Newton'dan fazlasını vermiş olmuyoruz. Biz ne istiyoruz? Biz standartta 25 Newton civarında yani 20 ile 30 arasındaki çizgiye gelsin istiyoruz. Böyle bir durumda biz 25 Newton'luk bir kuvvet ile abutment'ımızı sıktığımız zaman vida gevşemesi olma ihtimali düşüyor. Peki ben 30 Newton, 35, 40 Newton, 50 Newton sıksam ne olur? O zaman arkadaşlar vidanın kırılma ihtimali var. Çünkü bu vidalarında belli bir yere kadar dayanımları var. Hemen şöyle vidayı da size gösterecek olursak bakın ucunda bu şekilde içinde vida var. Bu vida içeride analoğun içine girerek içeride bağlanıyor ve bunu çok fazla eğer yüksek torkta sıktığımız takdirde o zaman da ne olmuş oluyor? Vidayı kırmış oluyoruz. Yani bizim belli bir dereceyi geçmememiz gerekiyor. Tekrardan torklu reşete dönecek olursak biz burada 25 derecemizi ayarladık. Elimizde sıktık. Sıktıktan sonra kaça kadar sıkabiliyoruz dedik. 15 Newton'a kadar sıktık elimizde. Daha sonra raşetimizi koyduk ve raşetimizi 25 Newton'a ayarladık. Daha sonra da döndürmeye devam ediyoruz. Bakın dönüyor, dönüyor, dönüyor. 25 Newton'a geldikten sonra boyun kırılıyor. Yani artık ben daha fazla ilerleyemem diyor. Peki ben bunu 30 Newton yaparsam ne olacak? Biraz daha gider mi? Bakın evet biraz daha gidiyor. Ve burada kırılıyor. Böylelikle verdiğimiz kuvvet artmış oluyor. Peki ben bunu ters çevirdim ve açmak istiyorum. Açmak istediğimde bunu tekrar 15-20 Newton arasına getirdim. Açmaya çalışacağım. Peki açabilir miyim? Açamam. Çünkü içerideki yay mekanizmasının kuvvetini 15'e düşürdüm. Ben bunu 30'a çıkarmıştım. 30'la sıkılmış bir vidayı ben elimle açabilir miyim? Açamam. Bakın gördüğünüz gibi açamıyorum. Çünkü benim elimde en fazla 15-20 Newton arasında güç uygulayabiliyorum. Böyle bir durumda tekrardan torklu raşetimizi tekrardan 30'a getiriyoruz. Ters yönde taktık ve kuvveti uyguladık. Böylelikle açılmış oldu. Şimdi bizim elimizde eğer torklu raşet yoksa ne yapmamız gerekiyor? İşin püf noktası buraya geldi arkadaşlar. Biz ne demiştik? Elimizde bunu 15 Newton sıkabiliriz. 15 Newton sıktıktan sonra şunu bilmemiz gerek. Ben bu vidayı ne kadar daha döndürürsem 25 Newton'a çıkarmış oluyorum. Böyle bir durumda hemen ölçüm yapmamız gerekiyor. Bu implant için kaç derece daha sıkmam gerekiyor diye. Ben implantımın tork anahtarını yerleştirdikten sonra tam bana karşıya gelecek şekilde tork anahtarını yerleştiriyorum. Tam karşıya gelecek şekilde koyuyorum. Önümde duruyor. Bunun altına bir çizik atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi alt tarafta bir çiziğimiz var. Tam bunun üzerine yerleştirdim. Şimdi 15 Newton'dan 25 Newton'a kadar sıkmak istiyorum. Buradaki ayarımı 25 Newton'a çekiyorum. Çünkü ben bunu 25 Newton'la sıkmak istiyorum. 25 Newton'a çizgimiz geldi. Bakın tam 30 ile 20 arasına geldi. Ortadaki çizgimiz. Tekrardan modele yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra tam olarak benim çizdiğim çizginin hizasına geldi. Sıkmaya başlayacağım. Sıktım, sıktım, sıktım ve kırıldı. Şimdi en fazla buraya kadar geldi. Ne yapıyorum? Burada da çizgimi altına çekiyorum. Altında çizgimi çektim. Ne yapmış oldum arkadaşlar? Ben burada bir açı yaratmış oldum. Yani son elimle sıktıktan sonra buraya kadar bu vidayı döndürürsem yaklaşık 15 Newton'dan 25 Newton'a çıkarmış oluyorum kuvveti. Peki buradaki açı kaç derece arkadaşlar? Buradaki açı 6 derece. Yani ben 6 derece daha
Parmakla sıktıktan sonra döndürdüğüm takdirde 25 Newton'a ulaşmış oluyorum. Bunu denemek için elimizde 25 Newton'u açamayacağımız için tekrardan modele koyuyorum. Ters tork veriyorum ve bunu açıyorum. Açtım ve parmağımla tekrardan sıktım. Hasta ağzında da ben bunu Weingart ile veyahut da tutabileceğiniz bir pens ile, ağız içinde kullanabileceğiniz bir pens ile tuttuktan sonra yine 6 dereceye yakın döndürdüğünüz takdirde bu 25 Newton olacaktır arkadaşlar. Tabii bu riskli bir durum. Dereceyi çok iyi yapmanız gerekiyor ki buradaki Newton'u ayarlayabilmeniz gerekiyor. Burada anahtarımı tuttum ve 6 derece olacak şekilde bakın tam ortasından geçiyor çizgimiz. Döndürüyorum, 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 döndürüyorum ve gene ortasına geldi ve bıraktım. Böylelikle ne olmuş oldu? Ben 6 derece vidamı döndürmüş oldum. Parmağımla açmaya çalışıyorum. Şu anda açamıyorum. Bunu denemek için tork anahtarını tekrardan 15'e getireceğim. 15 Newton'la bakalım açabilecek miyim? Yani ben 15 Newton'u geçmiş miyim? Bakın 15 Newton'a getirdim. Açma moduna getirdim ve açmaya çalışıyorum. Bakın açılmıyor. Bu da demek oluyor ki ben bunu 15'ten daha fazla sıkmışım. 25 Newton'a getiriyorum. Şu anda bakalım açılacak mı? Açma moduna getirdim ve açtı. Yani ben 25 Newton'la bunu sıkmışım demek oluyor. Eğer 25 Newton'la da açamasaydım o zaman ben bunu 30 Newton'la sıkmışım olacaktı. 30 Newton için kaç derece açılandırmam gerekiyor? Bir de onu görelim. Bazı implant sistemlerinde daha fazla Newton isteyebilir. 30 Newton'la sıkılmasını isteyen bir implant sisteminde kaç derece yapmamız gerekiyor? Hemen ona da bakalım. Karşıma getirdim. Sıkma moduna koydum. Bakın burada bir tane ok var. Bu ok yönünde sıkılıyor. Eğer bunu ters çevirirseniz burada ok yok. Bu da açma modu. O yüzden bunu bu şekilde yapıyoruz ve sıkma moduna getiriyoruz. Daha sonra bunu tam olarak tekrardan benim çizdiğim çizginin üstüne getirdim. Bunu da 30 çizgisine getirdim ve sıkmaya başlıyorum. Sıktım, 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 sıktım. Attı. Bakın şu anda son çizgimiz burada. Bu son çizgimizi altından çizeceğim. Bakın burada da yaklaşık 3 derecelik bir açı var. Yani 9 ila 10 derece civarında sıktığımız takdirde de arkadaşlar yaklaşık 30 Newton'a ulaşmış oluyoruz. Bahsetmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bu da tork anahtarının her zaman için doğru Newton'da olup olmadığının kontrolü. Arkadaşlar burada 20 ve 30 yazsa bile bunun içerisindeki yay bir müddet sonra etkinliğini yitirebilir, gevşeyebilir, buradaki değerler kaybolabilir. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunun kalibrasyonu yapılması gerekiyor. Kalibrasyon dediğimiz şeyi nasıl yapabiliriz? Kendi imkanlarımızda hemen onu da göstereyim. Şimdi biz bunu örnek veriyorum. 25 Newton'la abutment'ımızı sıktık ve bunu açmak istiyoruz. Tekrardan bunu eğer ben 25 Newton'la açabiliyorsam kalibrasyonu doğru demektir. Peki bunun için ne yapabilirim? Bunun için fizyo dispenserlarımızı kullanabiliriz. Biz implant gönderme sırasında fizyo dispenserlarda kemik içerisine kavite açarken tork belirliyoruz ve üzerinde tork değerleri var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Bu fizyo dispenser'ın gördüğünüz gibi arayüzü burada istediğiniz gibi tork ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunu 20 Newton, 15 Newton ya da 30-35 Newton'a çıkarabiliyorsunuz. Bu elektronik olduğu için daha güvenilir bir tork değeri. Böyle bir durumda ben 25 Newton'a gelip reverse modda eğer geriye doğru açabiliyorsam abutment'ı o zaman doğru sıkmışım demektir. Hemen bunun kontrolünü yapacağım. Reverse moda alıyorum. Anahtarın mikro motora takıldığı ucu abutment'a yerleştiriyorum. 25 Newton'la sıktığım abutment'a basıyorum ve şu anda açtı. Yani ben 25 Newton'luk sıkmışım. Hatta belki daha az bile sıkmış olabilirim. Bunu test etmek için şu anda 30 Newton'la sıkıp 25 Newton'la açmaya çalışacağım. 30 Newton'a getirdim. Şu anda forward ileri moddayım ve 30 Newton'la bunu sıkacağım. Gördüğünüz gibi 30 Newton'a geldiğinde dıt diye bir ses geldi. Bu da 30 Newton'la abutment'ı sıktığımı gösteriyor. Şimdi 25 Newton'a ayarlı, bakın şöyle göstereyim, tork anahtarımla
bunu açmaya çalışacağım ve açamıyorum. Bu da demek oluyor ki tork anahtarım, bakın burada 25 ayarlı, 30 ile sıkılan vidayı açamıyorum. En az 25 Newton kadar burada kuvvet uygulayabiliyorum. Bu da tork anahtarının doğruluğunu göstermiş oluyor arkadaşlar. Böyle bir durumda buradaki anahtarın torkuyla, bakın şuradaki anahtarın tork yazılarıyla buradaki torkları model üzerinde kıyaslayarak doğruluğunu ölçebilirsiniz ve kalibrasyon testini yapabilirsiniz. Eğer ki buradaki Newtonlarla buradaki Newtonlar birbirine uyuşmuyorsa o zaman aletinizi değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir tork anahtarı almanız gerekiyor. Şimdi hasta ağzında bir uygulamamıza geçelim. Hemen arkasından tekrar birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ağız içerisinde uygulamayı göstereceğim. Arkadaki implantımızın tork anahtarı elimizde mevcut. Öndeki implant sisteminin tork anahtarı mevcut değil. Ne yapıyoruz? En arkadaki implantın anahtarını parmağımızda sıkabildiğimiz kadar sıkıyoruz. Ne kadar sıkmış olduk? 15 Newton yaklaşık olarak biz bu implantın anahtarını sıkabiliyoruz. Şimdi tork anahtarıyla implantımızın üzerine yerleştirdik. Şu anda tam olarak implantı oturtturduk ve torklayacağız. Torklama kısmına geldik. Şu anda 6 derecelik dönüşümüzü attıktan sonra bakın 15 Newton'dan 25'e kadar geldi ve boynu kırıldı. Yani 25'te artık torkumuzu tamamlamış olduk. Şimdi öndeki implantımıza geçeceğiz. Öndeki implantımızda parmağımızda sıkabildiğimiz kadar sıktık. Parmağımızda anahtarı tutarken wine guard'ı alıyoruz. Anahtarı boyundan tuttuk. Anahtarın tam hekse yerleşmiş olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Wine guard kesinlikle kaymamalı. Sıkı tuttuktan sonra 6 derece döndürüyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi benim bunu parmağımla açamamam gerekiyor. Bunu deneyeceğim. Açabildim. Açabildiğime göre tam olarak sıkmamışım. 6 dereceden biraz daha az sıkmışım demektir. Şimdi tekrardan bir miktar daha dönüşümü arttıracağım. Tekrardan parmakla sonuna kadar sıktık. Daha sonra wine guard'la tuttuk. Tekrardan 6 derece dönüşümüzü yaptık. Yaptıktan sonra parmakla açmaya çalışıyorum. Ve açamıyorum şu anda. Yani bu implantımızı da yaklaşık 25 Newton'la torklamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi hasta ağzında da torklama yaparken ilk önce belli bir miktarda torku verdik ve denedik tekrardan açılıyor mu diye. Biliyorsunuz ki parmakla biz çok fazla torklayamayız. Tekrardan açılabildiyse o zaman bir miktar daha açıyı arttırarak torkunu arttırıyoruz ve tekrar parmakla açmaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda 20-25 Newton arasında tork vermiş olabiliriz arkadaşlar. Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Biz buradaki wine guard veya tuttuğunuz davyeyi çok fazla çevirirsek bu sefer 30, 35, 40, 50 Newton'a kadar çıkar ve vida kırığına neden olabilirsiniz arkadaşlar. Çok kontrollü olmamız gerekiyor. Öncelikle tork anahtarımızı kullanmamız gerekiyor. Bu yöntemi kullanabilmek için de en son çare olarak bu yöntemi kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu torklamaydı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.